TV264 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Sevgili izleyenler, bugün gündem dışı konuşacağız. Daha doğrusu her zaman ekonomi, politika, sağlık konularını konuşuyorduk. Bugün biraz daha yaşamsal, hatta biraz da magazine gireceğiz Sakarya'da. Konuğum da işletmeci Kayra Başaran. Kayra Bey, öncelikle hoş geldiniz diliyorum sizlere. Efendim, malumunuz Sakarya'da uzun yıllardır konserler diyebiliriz, etkinlikler diyebiliriz yapılmıyor. Ama son haftalarda Sakarya konserlerle ön plana çıkan şehirler arasında yer aldı. Buna imza atan kişi de Kayra Bey sizsiniz. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Kayra Başaran kimdir? Kayra Başaran Bursa'da doğmuş ama aslen Trabzonlu olan, 16 yaşından beri müzik sektörünün içinde olan, hem işletmeci hem solist. Yani müzikle uğraşan, sanatçı demeyelim, o biraz ağır kaçar çünkü o zor bir iş. Şarkıcı, bazen söz yazan, sürekli sanatçılarla iletişim içinde olan, işte Türkiye'de 40-45 tane ile sanatçı götüren bu sektörün içinden biri. Bu illerden biri de Sakarya. Bu illerden biri Sakarya oldu. Aslında işin içinde olan bir insansınız. Sadece işletmeci demek size biraz haksızlık olur. Teşekkür ederim. Evet, şarkı söylüyorsunuz, doğru. Şarkı yazıyorsunuz, söz yazarlığı yapıyorsunuz. Tam olarak aslında işin içinde olan bir insansınız. Mutfağındayım, her evet. Anlamda. Evet. Peki neden Sakarya? Sakarya tamamen tesadüf eseri oldu. Bursa'da benim işletmem var. Sakarya'dan bana asker arkadaşımdan bir teklif geldi. Hı hı. Dedi ki benim böyle bir işletmem var. Onu tanıtmamız gerekiyor. Yani onu Sakarya'ya insanlarla buluşturmamız gerekiyor dedi. Ben de bunun en güzel yolunun tüm insanların ortak noktası müzik. O yüzden dedim ki bazı sanatçıları o işletmeye getirirsek insanlar çok daha hızlı tanır işletmeyi. Bu şekilde gelişti. Tesadüf eseri. Bir Merve Özbey konseriydi herhalde. Tam hatırlayamadım ama. Ben de tamam dedim. Sakarya hayatımda ilk kez geliyorum. Bir ay oldu, 1,5 ay oldu geleli. İşte çok büyük sanatçılar, şarkıcılar yazdık. Sakarya halkı da çok teşekkür ediyorum hepsine. Müthiş bir tepki verdi. Ben ilk geldiğimde biraz korkmuştum. Yani insanlar dedi ki uzun yıllardır bu kadar fazla konser olmuyor. Hani bu tarz şarkıcılar, sanatçılar gelmiyorlar. Ben ilk baş bir tereddüt ettim büyük ama. Büyük cesaret çünkü. Hem ilk defa geliyorsunuz, evet. Hem uzun yıllar böyle bir etkinlikler yok. Çok büyük cesaret. Ama şöyle analiz ettim. Yani herhalde depremden sonra insanlar biraz içine kapanmış olabilirler. Çünkü deprem burada çok büyük bir acı, çok büyük bir yara oldu ama kimse cesaret edememiş herhalde depremden sonra. Yaklaşık herhalde deprem 20 senenin üstüne çıktı mı? Yani aslında unutulduğunu ben insanlara, bana nasip oldu bunu göstermek Sakarya halkına. Yani depremin bu kadar fazla uzun süre insanların aklında kalmayacağını ben tahmin etmiştim zaten. Çünkü biz biliyorsunuz Türk insanı olarak biraz fazla hızlı unutan bir milletiz. Bir de Sakarya'daki Sapanca bölgesini ben çok beğendim. Daha çok İstanbul'dan çok fazla insanlar gelip gittiğini duydum. Kırkpınar bölgesi olsun. Çok fazla İzmit'ten, çok fazla dışarıdan, evet, çok fazla dışarıdan turizm amaçlı gelen, özellikle bungalovların evet. Bu şey döneminde, pandemi döneminde, hı hı, çok meşhur olduğunu duydum. Evet ve çok yaygınlaştı, evet, o da. Çok fazla dışarıdan insanın geldiğini duyunca hiç korkmadan bu projeleri yazdım ve istediğim tepkiyi de aldım. Sadece Sakarya'nın halkı değil, İzmit, Bolu, Düzce, bu tarz şehirlerden çok fazla insan geldiğini kendi gözlerimle gördüm. Birazdan o konuları daha detaylı soracağım sizlere ama öncelikle Sakarya'yı nasıl buldunuz? İzlenimleriniz çok, nasıl oldu yeni gelen biri olarak? Çok güzel bir şehir. İnsanları çok içten cana yakın. Çoğu Karadenizli herhalde. Ben de Trabzonluyum. Her türden insan var. Evet. Ama şöyle bir durum var Sakarya'nın. Yani insanlar çok içten, çok cana yakın. Çok çok çabuk sahip çıkıyorlar. Bir yardım istediğim zaman, şimdi şehri tanımadığım için, herkesten destek istedim her anlamda. Çok çabuk bana yardım ettiler. Çok çabuk istediğim şeye beni ulaştırdılar. Sevdim yani. Çok butik, güzel bir şehir. Yani Sakarya sizi şimdiden sahiplendi. Siz de biraz Sakarya'yı sahiplenmiş gibisiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben
işimi sahiplendiğim için, benim işim de halkla olduğu için ben bulunduğum yeri sevmek zorundayım zaten. Evet. Ama burada bir zorunluluk değil de daha çok içten bir sevgi oldu. Hoşuma gitti yani, insanların tepkileri çok, mesela son Yıldız Tilbe konserinde ben çok sevindim mesela. Çok Sakarya adına çok sevindim, halk adına çok sevindim. Yani 2000'e yakın insan geldi. Ya inanılmaz curcuna harika bir gece oldu. Hı-hı. En ufak bir tartışmanın yaşanmadığı, seslerin yükselmediği, Yıldız Tilbe'nin şarkılarıyla, o harika besteleriyle insanların böyle iç içe olduğu çok harika bir ortam oldu. Orada daha da pekişti. Yani sevdim diyebilirim, çok sevdim diyebilirim. Evet, Sakarya'dan bu kadar güzel bahsederken o zaman uzun süre daha buralardasınız. Yani bir bağınız da artık, bir kolunuz da Sakarya'da. Yani bir işletmeyle, hatta benim kendi işletmem var. İsmini veremiyorum tabii. Evet. Bir işletmem var. Sakarya'da da bir tane işletme açıyorum şimdi, Allah nasip ederse. Beğendim. İnşallah eğlence hayatına, insanlara bildiğim, insanlara göstermek istediğim her şeyi inşallah tattırırız Sakarya'da. Peki kimler geldi? Kim geldi? Sakarya'ya Serdar abiyle başladık. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ı ben hep gittiğim projelerde, mesela ilk yazarım, bana hep şanslı gelmiştir. Çok bereketli derim onun için ben. Çok şanslı bir adamdır. Serdar abiyle açtık. Bir çarşamba akşamıydı herhalde. Bir 700-800 kişi geldi. Serdar Ortaç'tan sonra Gülşen geldi. Gülşen'den sonra Kibariye geldi. Niran Ünsal geldi. Niran abladan sonra Cengiz Kurtoğlu geldi. En son da Yıldız Tilbe geldi. Bülent Ersoy konserimiz yağmur dolayısıyla bu hafta iptal oldu. Hı. Çünkü yağmur gösteriyor. Çok yağmur gösteriyor. Sağanak gösteriyor. Evet. Meteoroloji de aradım. Hani belki bir yanlışlık, bir şey olabilir diye. Bazen değişebiliyor ya. Ama maalesef Bülent Ersoy konserini erteledik. İptal etmedik, erteledik. Hı hı. İnşallah güzel bir tarihte Sakarya halkına duyururuz. Tarih daha net değil ama. Tarih net değil. Çünkü herhalde bu saatten sonra açık alanda yapamayız. Havalar evet. Soğur. Kapalı alanımızı ne zaman müsait duruma getiririz? Bülent Hanım ne zaman müsait olur? İki tarafı da birleştirdiğim tarihi Sakarya halkıyla Allah nasip ederse söyleyip buluşturacağız. Peki sanatçılar Sakarya'yı nasıl buluyor? Ya Sakarya dediğinizde yani Yıldız ne diyorlar? Yıldız Hanım normalde sahnede 1 saat 20 dakika durur veya 1 saat durur. Ama çok ciddi söylüyorum. Hatta gelenler de aynı şeyi söyledi. Hı hı. İnanılmaz sahnede durdu, inmedi yani. İnmedi sahneden. 2,5 saat sahnede hiç konuşmadan şarkı söyledi. İnanılmaz eğlendik. Ben de şaşırdım. Çünkü ben Yıldız Hanım'la daha önce de çok çalıştım. Yani inanılmaz bir sahne yaptı. Enerji uyuştu Sakarya'yla. Kesinlikle. Yani o halkın o tepkisi, o coşkusu çok hoşuna gitti. Sahnede dursun. Sanatçı, şarkıcı veya sahnede duran kişi karşıdan aldığı tepkiye göre hareket eder. Demek ki Sakarya halkını sevdi, beğendi. O şeyi onda hissetti ki devam etti, durmadı yani hiç. Bu güzel bir şey. Yani o zaman Yıldız Tilbe'yi bir kez daha Sakarya'da ağırlayabiliriz veya diğer sanatçılarında. Kısmet olursa 2 ay sonra tekrar gelecek. 2 ay sonra Allah nasip ederse bir daha getireceğiz. Yani sizin bu projelerinizde kış boyu da artık her mevsim devam edecek anladığım kadarıyla. Ben psikolojik olarak kötü bir şey yaşamadığım sürece, yani ben mutlu olduğum sürece Sakarya'ya sürekli sanatçı gelecek Allah nasip ederse. Sağlıklı olduğum sürece evet. Diyebilirim. Yani etkinlikler devam edecek. Peki insanların yaklaşımı nasıl Sakarya'nın? Bir özlem muhakkak vardır. Çünkü çok uzun yıllardır belki de insanlar böyle etkinliklere hasret kaldı. Evet, onu şöyle gördüm ben. İnsanlar telefonda daha çok ilk konserlerde şöyle dönüyor. Ya işte iptal olma şansı var mı? Rezervasyonunuz kaç kişi? İşte dolu musunuz? Doluluk oranı nasıl? Biz bu soruları şöyle algılıyoruz. Yani daha önce herhalde bir şeyler yapılmak istenmiş ama yapılamamış. Herhalde o topluluk, o kalabalık yakalanmamış, sağlanmamış. Ya da böyle bir projenin olacağına inanılmayacak kadar uzak kalmışlar. Fakat biz tabii bu şeyi kırdık. Yani bir konser, iki konser, üç konser, dördüncü konserden sonra artık insanlar çok daha rahat rezervasyon yaptırmaya, çok daha rahat gelmeye başladılar. O söylediğiniz şeyi ben ilk 3-4 konserde gördüm. Yani halk tedirgin. Acaba böyle bir konser olur mu? Sanatçı gelir mi? İptal olur mu? Kalabalık olur mu? Biz bunlarla karşılaştık ama
Allah'ın izniyle hepsini açtık yani. Şu an Sakarya bence eğlenmeye bayağı bir hasret. Evet. Böyle bu şekilde uzun bir süre devam eder gibi geliyor. Evet, insanlar da en azından beklediklerini bulmuş olurlar. Çünkü bu öğrenci şehri Sakarya baktığımız zaman insanlar eğlenmek istiyor. Zaten zor günlerden zor... Öğrencinin nüfusu ne kadar Sakarya'da? Sakarya'nın öğrenci potansiyeli gerek İstanbul'a yakınlığı gerek Ankara'ya yakın, yani ortada bir şehir olduğu için çok fazla. 100 bin civarında bir öğrenci potansiyeli var. İki üniversitesi olan bir şehir ve tercih edilen de bir şehir baktığımız zaman. Bu konserleri ben öğrencilere göre hiç düşünmedim. Çünkü Ağustos ayı olduğu için. Hı hı. Ama şimdi bu saatten sonra öğrencilere de buradan sürpriz yapalım o zaman. Evet. Yani mesela çok ünlü rapçiler, hı hı, çok büyük popçular, çok büyük bir rock grubu. Şimdi isimlerini vermeyeyim ama çok büyük sürpriz olsun. Gruplar, çok büyük solistler gelecek. Bir tane söyleyeyim o zaman. Türkiye'de bir ilk bir proje yapacağız, hı hı, Sapanca'da. Demet Akalın'la Hande Yener'i aynı sahnede ikisine düet, en az 2-3 şarkı söyletecek aynı gecede. Bu Sapanca'da olacak. En fazla 1-1,5 ay içinde nasipse Demet Akalın'la Hande Yener'i Türkiye'de ilk kez, hı hı, buraya getireceğiz kısmet yakın olursa. Yakın zamanda. 1-1,5 ay içinde buradalar. Evet, bunu da buradan izleyicilerimize müjdelemiş olalım. Aslında sizin yaptığınız bu etkinlikler, evet, Sakarya ulusal basında, Türkiye basınında yer alan bir şehir ama bu tarz etkinliklerle daha çok da Sakarya'nın adı duyuluyor baktığımız zaman. Ulusal basında çok çıktık. Gülşen, hı-hı, Hanım mesela, evet, çok çıktı. Normalde kıyafetleriyle çıkar. Kendisi, evet, çok güzel şık bir kadın olduğu kesinlikle için yine gelir gelmez hemen ulusal basında yer aldık. Yani Sapanca'nın ismi, Sakarya'nın ismi geçti. Evet. Bu da güzel oldu. Bunu da biz de vesile olduğumuz, evet, için sevindim yani. Şimdi hep şunu örnek vereyim ben size. Bir toplumda bir şey vardır. Siz işin içinde olduğunuz için daha net cevap vereceksiniz. Sanatçı kaprisi diye bir şey vardır. Geçtiğimiz yıllarda işte Bülent Hanım Sakarya'ya geldi ve birçok isteklerle geldi. İşte iki tırla geldi. Duydum. Özel yemekler yapıldı. Aşçılarıyla geldi. Gerçekten bu doğru mu? Şöyle Bülent, yani, Hanım'ın... Bülent Hanım bir örnekti sadece. Şöyle söyleyeyim o zaman. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük menajerlerinden biri, hatta bence en büyüğü Ahmet San. Hı hı. Ahmet San beyefendi hep der ki, yani eğer egosu yoksa neden sanatçı ki, neden star ki der yani. Şimdi bir sanatçının, bir starın ya da çok popüler birinin normal olmasını bekleyemezsin. O başka bir psikoloji. Hı hı. Biz de bunlara hep hazırlıklıyız. Benim bu konuda en büyük hazırlığım şu, kendim de sahneye çıktığım için, evet, çok hazırlıklıyım. Yani her an her şey isteyebilir. Yani mesela Yıldız Hanım, işte son konser sürekli Yıldız Hanım diyorum, geldiğinde karavan biraz yamuk duruyordu. Ben böyle mi makyaj yaptıracağım kendime deyip karavanın yerini değiştirtti. Bunu şuraya çekin ya da her an her şeyi isteyebilirler. Hı hı. Yani bu mantığın dışında da olabilir, mantığın içinde de olabilir. Çünkü insanlar o psikolojiyi bilemezler. Hı hı. Başka bir psikolojinin içinde oldukları için her an her şey olabilir ve biz buna hazırlıklıyız. Peki siz... Buna kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Şöyle hazırlık, zor bir... şöyle hazırlık yapıyoruz. Yani bu da bir sektör, bu da bir iş. Nasıl ki bir manav, bir kasap ya da ne bileyim ekstrem bir durumla karşılaştığında ne yapacağını biliyorsa, biz de sanatçıların, şarkıcıların, işte bu tarz ünlü isimlerin ekstrem isteklerine ne şekilde cevap vereceğimizi veya ona nasıl cevap vereceğimizi, istediği şeyin mümkün nasıl olmadığını veya gerçekleştirebileceksek hangi sürede gerçekleştirebileceğimizi, bunlara hazırlıklı, tecrübeli olduğumuz için daha doğrusu çok çabuk bunu telere ediyoruz yani. Peki Sakarya'da, ya bilmiyorum bunları anlatmak ne kadar doğru, sizi de hani çok zorlamak istemiyorum, isterseniz cevap verebilirsiniz. Oldu mu sıkıntı? Hiç olmadı. En ufak bir problem olmadı. Hiçbir sorun olmadı. Yani ama getirdiğim şarkıcılar, yani tüm Türkiye'nin kabul ettiği, hepimizin, evet, severek dinlediği çok büyük isimler. O isimlerin zaten kuliste istedikleri veya sahnede istedikleri şeyler yıllardır hep aynı şeyler olduğu için. Bildiğim için çok fazla zorlanmadım yani. Çünkü onların istediği şeyler bellidir. Ne içiyorsa, ne yiyorsa, hı hı, sahnede neyle karşılaşmak istiyorsa bize
önceden iletiyorlar. Biz de ona göre hazırlık yapıyoruz. Çok zor, görüldüğü gibi zor değil. Ya işin içinde olunca muhakkak dışarıdan wow yok ama artık öyle olmak zorunda diyebiliyor hani insan. Sanatçıya bir wow olmak hı-hı zorunda ki insanlar gelip onu görmek istiyorlar ya. Evet. Yani o sanatçıda da farklı bir şey görmek istiyorlar zaten. Şimdi Yıldız Hanım'ın bu kadar harika sevilmesi veya Cengiz Kurtoğlu'nun bu kadar işte ilgi görmesi, Serdar Ortaç'ın bu kadar sevilmesinin sebebi bunlar efsane isimler. Hı hı. Bir de son dönemde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Konjüktür değiştiği için mesela rap müzik çok ön plana çıktığı için poptur, arabesktir bu tarz bu tarzlar artık rapin biraz daha altında kaldı son dönemde. O yüzden sürekli bazı solistler, bazı sanatçılar ölünce bu tarz isimler artık elle tutulacak kadar az kaldılar. Evet. O yüzden daha da rağbet görüyorlar. Şimdi arabesk müzikte dört büyük baba var. İşte İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Baba. Şimdi dördü de sahneye çıkmıyor. Evet. Şimdi Cengiz Baba'nın sahneye çıkması büyük ilgi görüyor. Yani son demlerini yaşıyor. Çünkü yaş olarak da ilerideler bu solistler. Evet. Türkiye'ye bir daha gelmeyecek büyük isimler. Yani Sakarya'ya gelen isimler, ele avuca sığacak isimler. Kesinlikle, kesinlikle. Çok büyük sanatçılar, büyük şarkıcılar. O yüzden de o isimlerle biz ilgilenirken keyif de alıyoruz. Keyif alıyoruz bu yani. Bu önemli olan zaten. Peki bir VTR izleyelim mi? İzleyelim. Serdar Ortaç'tan başlayalım. İlk akşam Serdar Ortaç evet, geldi akşam ve gayet de güzel coşku vardı Serdar Bey'e karşı. Öncelikle Serdar Bey'in sahnesinden şimdi kısa bir VTR izleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Serdar Bey'in VTR'sini, sahnesini izledik. Dediğim gibi çok coşku. Zaten Serdar Ortaç'ın sahneleri, yani ben kendimi bildim bileli ezelden beri çok coşkulu. Şarkıları da çok güzeldir. Nasıldı o akşam? Yani az önce sorduğun, daha önce sorduğun bir soru var. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir problemle tabii karşılaştın dedin ya. Hı hı. Aslında Serdar Ortaç'la ilgili ufak bir sorun yaşadık. Şöyle, Serdar Ortaç biraz rahatsızlandı. Sabah mesaj attı bana. İşte Kayra'cığım bugün iptal etme şansımız var mı diye. Öyle önemli bir gece ki. Yani ben Sakarya'ya ilk kez gelmişim ve ilk konser Serdar Ortaç. Yani 7-8 konser sonra Serdar Ortaç konseri iptal olsa sorun yok. Evet. Ben de bunu arayıp söyledim. Yani dedim Serdar abi bu yani bu imkansız. Yani bugün buraya gelip bir sandalyede oturup yani selam bile versen benim ya için abi yeterli dedim yani. Çünkü müthiş bir kalabalık var. İnsanlar müthiş bir ilgi gösterdiler. Ve benim buradaki Sakarya'daki ilk konserim bizim için de yani bizim işimizi yapan insanlar için de çok tehlikeli bir durum. Kesinlikle. Yani ilk konserini veriyorsun evet ve sanatçıyla ilgili müthiş bir ilgi var. Müthiş bir rezervasyon var ama bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca ondan sonra saat, hatta şöyle söyleyeyim, Okan Kurt'u aradım. Dedim Okan abi, o da şeydeydi, Gelinin Mutfakta programı çekimindeymiş. Dedim Okan abi böyle bir şeyle karşılaştım.
Yani şu an inanılmaz sıkıntıdayım. Serdar abi rahatsızlandığını söylüyor. Ne yapabiliriz? Sen gelebilir misin bu akşam dedim. Yani Demet Hanım'ı alıp gelebilir misin? Çok buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Ne demek abicim geliyoruz dedi. Hemen Demet ablanla konuşup dönüyorum dedi sana. Konuştu döndü tamam dedi bu akşam biz geliyoruz dedi. O gece Serdar Ortaç yerine Demet Akalın çıkacaktı. Ne oldu? Ama saat 4'te telefon geldi Serdar Ortaç'tan. Dedi ki abicim ben kötü de olsam geliyorum seni yalnız bırakmayacağım dedi. Dedim abi beni değil Sakarya'yı yalnız bırakmaman lazım. Sağ olsun kırmadı beni. Geldi harika da bir konser verdi. İnsanları da Evet. müthiş mutlu etti. Çok hareketli bir gece olmuş o Çok akşam. hareketli. Yani hop oturup hop kalktı herkes. Dolu muydu? Çok doluydu. Fazlasıyla doluydu. Yani insanlar sanki Serdar Ortaç'ı böyle 20-30 yıldır izlemiyormuş gibi yani hiç oturmayan en az 200-300 kişi gördüm yani. Evet. Hiç oturmadılar yani. Çok güzel bir gece oldu. Bu da ilk akşam için aslında biraz kıl payı dönmüşsünüz gibi Kıpayı aynen oldu. doğru. Ama alternatif B planı da hemen devreye sokmuşsunuz zaten. Peki Yıldız Hanım nasıldı? Yıldız Tilbe'nin geleceği gün veya birkaç gün öncesinden herkes şunu çok iyi biliyorum. Yıldız Tilbe Sakarya'ya geliyor. Yıldız Tilbe geliyor. Yıldız Tilbe bu çok konuşuldu. Hiç gelmemiş. En büyük tepki oydu zaten bize. Yani olumlu tepki. Ve diğer illerden çok fazla insan geldi. İzmit, Bolu, Düzce gibi. Yıldız Hanım'ın gecesi diğer gecelerde de harikaydık ama yani Yıldız ablanın şöyle bir durumu oldu. Hiç gelmediği için inanılmaz bir kalabalık oldu. İzdiham oldu. Bulunduğumuz yerde insanlarla ilgilenemeyecek hale geldik. Ya tuvalet sıraları oldu. Ya, inanılmaz bir kalabalık oldu yani. Hemen burada bir VTR'ye gidelim. Yıldız Evet, Hanım'ın Yıldız Hanım, sahnesinde evet. izleyelim. Ardından yine sohbetimize devam edelim. Gayet dolu, coşku harika zaten Yıldız Silbe'nin ben bir şey demeye, yorum belki yapmaya gerek bile yok. Çok güzel olmuş. Tepkiler nasıldı, talepler nasıldı? Size konser bittiğinde neyle Ya şimdi karşılaştınız? Sakarya'nın ben işin bütün sıkıntılı kısmını Sakarya'da geçtim. Şimdi cefayı çektim, şimdi sefayı Evet. sürüyorum. Şu an herkes beni Sakarya'da ismen biliyorlar, gıyaben. Herkes soruyor kimi getireceksiniz, kim gelecek, şunu da getirin, bunu da getirin. Çılgın mesajlar var. İşte Sıla Hanım'ı isteyen var, Tarkan'ı isteyen var, Kenan Doğulu'yu isteyen var. Sürekli sanatçı isimleri geliyor, onu da getirin, şunu da getirin. Komik komik mesajlar var. Gelecekler Rihanna mi gelecek mi peki? falan diyen var. Gelecekler mi peki bu Yani saydığınız çok büyük isimler? isimler gelecek. Evet, saydığım isimler gelecek diyemem ama çok büyük isimler gelecek. Yani devam edecek gelmeye. Yani Türkiye'de görüp tanınan, bilinen bütün sanatçılar gelecek. Neredeyse hepsi diyebilirim. Kara Bey, peki hiç korkmadınız mı? Sakarya'ya İlk bir gelirken. iki konser korkmuştum ama ondan sonra bırak korkmayı hoşuma gitti. Çünkü şöyle, hep büyük illerde proje yaptığım için işte İstanbul, Ankara, İzmir, Evet. Eskişehir hep böyle yerlerde böyle büyük büyük illerde daha doğrusu Potansiyelin bu yüksek tarz olduğu işlere yerlerde. çok fazla tepki veren illerde iş yaptığım için burası önce beni korkutmuştu. Ama şöyle bir durum da olabiliyor. Yani bir şey bir kriz varsa orada güzel olan bir iki bir şey daha vardır. Benimle ilgili şöyle bir şey oluştu. İnsanlar yıllardır böyle bir şey görmediği için tutunca artık devamı geldi Devamı yani. Şu an geldi. herkes solist soruyor, sanatçı soruyor, şarkıcı soruyor. Kimi getireceksiniz? Biz bunu istiyoruz, biz şunu istiyoruz. Eğer o dediğiniz tepkiyle karşılaşsaydık, yani az bir talep,
Kötü bir iki konser geçirseydik belki de şu an Sakarya'yı terk etmiştim. Yine büyük illerde devam ediyordum ama şu an tek hedefim Sakarya'yı bu işlere empoze etmek, tanıtmak. Büyük solistlere Sakarya'nın aslında çok büyük bir yer olduğunu, insanların sanatçıları beklediğini, insanların o sanatçıları özlediğini anlatmam çok daha kolaylaştı şu an. Peki programın başında bir işletmeyle anlaştığınızı, bir işletmeyle devam edeceğinizi söylediniz. Bu da yine aynı müzik ağırlıklı. Yine oraya evet, da sanatçılar yine solistler gelecek mi? Şarkıcılar yoksa biraz gelecek. Daha amatör sanatçılar hayır, mı? Hayır, şarkıcılar gelecek. Oraya da sanatçılar, şarkıcılar gelecek. Allah nasip ederse. Benim olduğum yerde bu tarz organizasyonlar olur. Yani ben yemek yenilen veya işte gelinip sohbet edilen işletmelerde durmadım hayatım boyu. Benim olduğum işletmelerde ya da benim bulunduğum organizasyonlarda ünlü olur. O yüzden benim şu an ortak olduğum işletmede de ünlüler gelecek sadece. Peki Sakarya'ya geldiğiniz zaman evet bu eğlence, müzik eksikti. Şaşırdınız mı? Şaşırmadım. Türkiye'nin neredeyse şu an %80'inde bu var. Yani Anadolu'da mesela İç Anadolu'da olsun, Doğu Anadolu'da özellikle ben Diyarbakır'da da proje yaptım. Güneydoğu Anadolu'da zaten yani... Buralar daha iyi. Çok zor. Çok zor. Yani çünkü orada daha çok yöresel sanatçılar, yöresel işler daha ön planda. Karadeniz'de çok proje yaptım. Karadeniz biraz daha mesela Samsun çok iyi bir il. İşte evet. Ne bileyim Ordu çok iyi bir il bu konuda ama doğuda mesela çoğu ilde proje yapamazsın. Çünkü daha çok yöresel sanatçılar seviliyor. Türkiye'nin büyük sanatçılarının sevildiği iller çok fazla değil. Öyle görüldüğü gibi değil yani. Yöresel sanatçılara, şarkıcılara daha çok tepki var. Mesela Kırşehir'de Neşet Baba'nın tarzı ön planda. Yani kimi getirirsen getir. O bağlamacılar, o kopuzcular, o sazcılar daha ön planda. O yüzden ben hep büyük ünlülerle çalıştığım için daha çok batı seviyor. Daha çok batı ilgileniyor. Yani Sakarya bu işte geride diye düşünmeyin. Hatta geride olmadığını ben bütün Sakarya'ya kanıtladım. Bence çok ön planda. İnsanlar çok da eğlendiler, çok da sevdiler konser organizasyonlarını. Ama daha önce işte İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bu tarz projelere kalkıştığımız zaman çok daha kötü tepkilerle karşılaştık. Kötü tepki derken yani insanlar çok fazla talep etmediler yani. Biraz daha kültür farkı. Kültür farkı, yaşayış evet. Yaşayış farkı, insanların bakış açısı bunlar da çok etkiliyordur büyük kesinlikle, ihtimal. Kesinlikle, kesinlikle. Peki geldiğiniz Sakaryalılar daha çok hangi müzik tarzından olsun? Arabesk. Bayılıyorlar arabeske. Ya. Evet, Türkiye'nin her ili arabeski seviyor ama Sakarya bir başka seviyormuş bunu anladım ben. Bunlarla ilgili arabesk yönünde daha mı ağır projeler olacak? Hayır. O tek tarz gidemeyiz. O zaman şehre bazı şeyleri gösteremeyiz. Yani aslında benim düşüncem rock müzik ya da yeni dönemdeki bu çıkışıyla birlikte rap müzik özellikle üniversitenin bu kadar kalabalık olduğu bir ilde çok ön planda olacaktır. Ben de bunu Allah nasip ederse kanıtlayacağım zaten Sakarya'ya. Sadece arabesk diye eğer insanları sıkarsak yani sadece arabesk üstüne gidersek belli bir kesime belki hitap etmiş hem belli oluruz. Kesime hitap ederiz hem de artık sıkılmaya başlarlar. O yüzden her tarzdan sanatçı kısmet olursa gelecek. Yani yaptığınız iş çok güzel, çok eğlenceli, çok öyle hareketli dışarıdan ama öyle değil görünüyor. O kadar da zor bir iş. Sizin tek avantajınız zor kesinlikle. Değil. Çok stresli. Sizin tek avantajınız ve en büyük avantajınız belki başta da dediğiniz gibi bu işin mutfağında olmanız. Doğru. O peki çok nasıl doğru. Başladınız bu işe? Nasıl başladım? Müzik öğretmenimin sesimi beğenmesi. Ondan sonra Karadeniz'den büyük şehre maddi durumu kötü olduğu için insanlar göç ediyorlar ve çalışmak zorundalar. Evet. Ben de küçük yaşta hem çalışıyorum hem okuyorum mesela. Şimdi okuldakiler sesin güzel diyor. Çalıştığım yerdekiler sen hani ticaret yapmalısın diyor. Ben de ikisini birleştirdim. Pişman mısınız? Hiç değilim. Çok güzel bir işin içindeyim. Hatta
Bu sezon Allah nasip ederse Serdar Ortaç'la bir düetim var. Güzel bir şarkı aldım. Eski bir şarkı, Savaş ve Barış diye. Birlikte klip çekeceğiz nasip olursa, ama onun tribüt albümünü bekliyorum. Bir ay, bir buçuk ay sonra Ozan Çolakoğlu ile bir çalışması var. Türkiye'nin bütün yıldızları Serdar Ortaç'ın eski şarkılarını okuyacak. O albümü biraz böyle bir soğuduğu zaman ben de nasip olursa Savaş ve Barış'ı klip çekip birlikte yayınlayacağız. Yıldız abladan bir şarkı aldım, Emi. Çok güzel bir şarkısı. Benim de kendimle ilgili projelerimi bu sezon hayata geçireceğim. Ama yani bu organizasyonlar benim en sevdiğim şeyler olduğu için, hani şarkıcılığım, solistliğimin dışında bu işler hep devam edecek. Kayra Bey, yorulmuyor musunuz? Çok yoruluyorum. Ben 4 çocuk babasıyım. Çok yoruluyorum. Çocuklarıma zaman ayıramıyorum mesela. Bu konuyla da ilgili çok üzülüyorum. Çok fazla düşünüyorum acaba ne yapmalıyım diye, ama şöyle, insan bir işte çok profesyonelleştiği zaman, yani başka iş yapamam moduna girdiği zaman artık iş işten geçmiş oluyor. Ya benim için iş işten çoktan geçti. Ben müzik sektörünün dışında hiçbir sektörde bulunamam. Başarılı olamam. Çünkü bu sektörde ben artık belli bir yere gelmiş biriyim. Çok şükür. Bu bir ego, değil. Yani ben işte 33 yaşındayım. 16 yaşından beri bu sektördeyim. Kendimi, yani ben çocukluktan çıktığımdan beri bu işin içindeyim ben. Başka hiç yapmadım desem yeridir. Farklı bir iş bu iş yani. Öyle bırakılabilecek bir iş değil. Yani bu işin ışıkları çok başkadır, evet. Yani. O ışıkların altına girdiğin zaman değişik bir his. Evet. Var mı söylemek istediğin son sözlerinizi alayım? Ben çok teşekkür ederim bu röportajı yaptığımız için. Bizler teşekkür ederiz. İlgi gösterdiğiniz için Sakaryalı insanlar sizleri çok fazla izliyorlar, çok fazla biliyorlar daha doğrusu. Ben o yüzden de sizlerin beni böyle ağırlamanız, benimle röportaj yapmanız benim için çok değerli. Ben özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. İşiniz zor demeyelim de biraz meşakkatli diyelim, size kolaylıklar diliyorum. Sakarya için en iyisini yapacağınızdan, anlattıklarınızdan sonra şüphem olmadı açıkçası. Daha güzel günlerde, daha güzel haberlerle, bol hareketli, bol eğlenceli bir Sakarya'da görüşmek dileğiyle diliyorum sizlere o zaman. Evet sevgili izleyenler, konuğum işletmeci Kayra Başaran'dı. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.